Web sayfalarında çalışırken şu ana kadar hep normal statik dediğimiz dataları gösterdik. Bir de kullanıcıdan bizim bilgi toplamamız gerekiyor. Örneğin bir kayıt formu, bir müşteri bilgi formu için bizim müşteriye "Sen buraya bilgilerini gir ve gönder butonuna veya kaydet butonuna bas" dememiz gerekiyor. Bunun için HTML'de formlardan yararlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi new file diyorum ve forms diyorum bunun da ismini. Şimdi buraya geldiğim zaman şeylere başlayalım. Form elementlerini. Bunlardan ilki arkadaşlar form bu arada şeyi yapmayı unutmuşum. Uzantı vermeyi unutmuşum. Şöyle forms.html diye değiştireyim onu. Evet, bir input elementi vasıtasıyla temel anlamda kullanıcıdan bilgi alabiliyoruz. İşte text bazlı olan ekranlar buna örnektir. Örneğin kullanıcının ismini almak için input'tan yararlanabiliriz. Ve şöyle bir de type dediğimizde örneğin text diyelim. Şöyle şunu da bir stop edelim, dursun. Şimdi bu nasıl bir görüntü çıkarıyor? Hemen index.html'e geliyorum. Şurada şöyle şunu kopyaladım. Şuraya da bir br koyuyorum yine her zamanki gibi. İsmini forms diyorum. Gideceği yerde forms.html olacak. Evet, çalıştırdığım zaman bakın forms'u burada görüyorsunuz. Şöyle tıkladığımızda bakın buraya bilgi girebileceğimiz bir text box yani bir input box oluşmuş oldu arkadaşlar. Hemen form'a gidiyorum. Biraz daha inceleyelim. Input tag'i dikkat edin arkadaşlar. Normal tag'lerden farklı olarak şöyle bir şey yapmanıza gerek yoktur. Yani bir kapanış belirtmenize gerek yoktur input tag'inde. Şöyle forms'a gittiğimiz zaman yine bakın aynı sonucu görüyoruz ama dediğim gibi kapatmanız gerekmiyor. Kapatmasanız da bu çalışıyor olacaktır. Input tag'inin içerisine, önüne, bu arada ismi de first name tabii ki. Şöyle. Bu ismi niye veriyoruz? Çünkü daha sonra biz bu isimden yararlanarak kişinin hani isim kısmına ne yazdığını yakalıyor olacağız. Mesela bir de label tag'imiz söz konusu. Örneğin label ise şöyle bilgilendirici adı üstünde label, etiket. Yani şöyle bir görüntü oluşturuyor. First name şeklinde iki nokta şeklinde bir görüntü oluşturuyor. Input olayı bizim için biraz farklılık gösterebiliyor. Örneğin first name'e geldim. Şöyle şunu bir kopyalıyorum. Şuraya da bir br koyuyorum ki aşağı gitsin. Örneğin burada password diyebiliriz. İsmini de password diyebiliriz. Evet, bunu yaptığımız zaman, form'a geldiğim zaman, bakın burada normal giriyorken, burada da pardon, type'ı değiştirmeyi unuttuk. Evet, ismi password, type password. Bir daha tıkladım. Bakın normal yazıyorken buraya geldiğimde şifre şeklinde görüyor olacaksınız. Aynı formatta biz bu inputlar için belirli koşullar da belirtebiliyoruz. Örneğin required alanı. Geldiğim zaman şöyle şuraya bir şey girdim. Şöyle sileyim. Şöyle yukarı geri çıktığımda bakın herhangi bir şey yok. Hani herhangi bir kısıt yok şu an. Peki niye bu kısıt yok? Bunun nedeni arkadaşlar bizim bir form tagine ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Bakın bunun bir form olduğunu anlatmam gerekiyor. Şöyle geldim. Şunu kapanış tagini de şuraya koydum. Şuradan da kodu bir güzelleştirelim arzu ederseniz. Şöyle. Bakın form için label first name, first name text türünde alta geçtim. Password ve password türünde ama required olan bir alandan bahsediyoruz.
Bakın bu bir formun içerisine yerleşiyor olacak bu durumda. Peki ben bu formu nasıl gönderebilirim? Hemen bunun için de arkadaşlar şöyle ki buton taginden yararlanıyoruz. Örneğin kaydet ya da şöyle input'tan gideyim. Type olarak eşittir submit diyelim. Şöyle input daha mantıklı burada. Şöyle ki burada kapanış tagini input'larda şurada da bırakabilirsiniz. Şöyle forms'a gittiğim zaman bakın bir gönder butonu burada oluşacak. Bakın butona bastığım zaman lütfen bu alanı doldurun. Çünkü zorunlu bir alan. Aynı şey burada da yapılabilirdi. Şöyle required diyebilirdim. Yine forms'a gittiğimde göndere bastığımda bu sefer first name'e de kızıyor. Yani şifreyi versem de bu bilgiyi gir diyecektir. Tabi buna bastığım zaman sayfa dikkat edin. Yani şu gönder butonuna bastığım zaman bir yere gidecek. Peki o gideceği yer neresi? Onu formun içerisinde belirtiyor olacağız arkadaşlar. Onu da forma gelip şöyle ki action dediğimizde action eşittir. İşte bir yere gidecek mesela someSite.html. Şöyle bir yere gideceğini varsayalım. Yani kısacası özetlemek gerekirse arkadaşlar burada bir label, etiket bıraktık. Şöyle forms'a da gitmiş olayım. Şu kısma karşılık geliyor. First name tam olarak şu kısma karşılık geliyor. Input tam olarak yani first name input'u hemen yanındaki şuraya karşılık geliyor. Ve ismi first name, type'ı text. Yani metin yazacağız. Sonra bir boşluk bırakıp aşağıya gidiyoruz. Password'ü label'la yazdık. Sonrasında bir input daha. Onun da ismi password. Türü password. Yani biz buraya ancak şöyle şöyle noktalı şekilde şifre yazıyor olacağız. En nihayetinde bir submit butonu var. Bakın tipi submit. Yani input'u var. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Submit. Eğer bir input submit formatındaysa hangi formun içerisindeyse yani kısacası bu formun içerisinde oradaki aksiyon nereyi gösteriyorsa oraya yönlendirme yapacaktır. Yani kısacası ben buraya Engin dediğimde required'ı zaten az önce söylemiştim. Yazmadığım anda kızacak bize. Şöyle Engin gönder butonuna bastığım zaman beni bir sayfaya yönlendirecek. Ama tabii ki böyle bir sayfa şu an hani böyle bir yönlendirme olmadığı için yapamıyoruz. Hadi gelin biraz daha farklı bir noktaya gitmeye çalışalım. Örneğin bizim elimizde bulunan formatting.html'e gitmeye çalışalım. Şöyle buraya Engin yazıyorum. Password'ı 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Gönder butonuna bastığım anda bakın bu bilgilerin buraya gönderildiğini söyleyebilirim. Zaten Chrome'da şu an Chrome kullanıyorum. Onu yakaladı. Şimdi diyeceksiniz ki orada nasıl yakalayacağız? Orası başka bir eğitimin konusu. Yani bu eğitimin başka konularının konusu. Bunları da öğreniyor olacaksınız. Yani şu an için biz basit bir form tasarlamayı öğreniyoruz arkadaşlar. Şuraya da bir BR koyayım ki onu da aşağıya koysun. Şöyle ki şu an first name, password ve gönder butonu olan bir form oluşturmuş olduk arkadaşlar. Peki sadece hani bunları mı bir input mu yapabiliyorum? Hayır. Ben burada örneğin bir açılır kutu oluşturabilirim. Bunun için select'ten yararlanıyoruz. Select örneğin select için hemen bir isim verelim. Name eşittir. Cinsiyet anlamına gelen gender kullanıyorum. Hemen burada
Select'in değerlerini verelim. Yani kişi o açılır kutuyu açtığında ne görecek? Bunu da option'la veriyoruz arkadaşlar. Option olarak örneğin burada erkek. Burada ise option olarak kadın verebilirim. Yine formuma gittiğim zaman bakın görüyorsunuz erkek kadın şeklinde bir değer görüyoruz arkadaşlar. Burada bir select daha yapmak istiyorum ben. Şöyle bunu kopyaladım. Şöyle aşağı doğru indim. Örneğin burada şöyle bir car yazalım. En sevdiği arabayı soralım kişiye. Buraya da arzu ederseniz hemen şunun üstüne bir label bırakalım. Hani bilgilendirme amaçlı cinsiyet diyelim. Evet. Buraya da gelelim. Label'ımızı yine buraya verelim. En sevdiğiniz araba. Şeklinde bir bilgilendirici. Car. Buraya gelelim. İşte örneğin Volvo. BMW. Kopyalıyorum bunları alt alta. Volvo, BMW, Mercedes ve örneğin Audi yazalım. Bir iki tane daha olsun. Renault ve Peugeot. Peugeot şeklinde yazalım. Forma gittiğim zaman bakın tabii şurada da yine her zamanki gibi şöyle bir BR koyalım ki alta gitsin. Daha rahat görebilelim formumuzu. Şöyle sağa doğru çekeyim. Bakın burada bilgileri görüyorsunuz. Burada arkadaşlar şöyle size eşittir. Atıyorum 2 yaparak. Şöyle gelsin. Size'ı 2 yaparak. Şöyle hani 2-2 gösterecek şekilde de bir seçim yapabiliyorsunuz. Size bu işe yarıyor. Örneğin size'ı 5 yapayım. Bir de arkadaşlar burada multiple attribute'undan yararlanabiliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Kontrol tuşunu kullanarak birden fazla seçim yapabiliyorsunuz. Bu da bu anlamda çok güzel bir özellik. Çoklu seçim yapmak için. Şu ana kadar biz metin yazmak için text box'ı kullandık. Örneğin kişiden bir biyografi isteyebiliriz. Bir label bırakalım. Unutmadan buraya da bir BR'yi koymuş olalım. Label işte hakkınızda diyelim. Bunun için text aria denilen bir tane tag var arkadaşlar. Text aria tag'i vasıtasıyla siz daha yani satır satır görünecek bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. O girdiğiniz o input, text input'u tek satırdan oluşuyordu. Örneğin name'e biography diyelim. Kaç satırdan oluşsun? Rows eşittir. Örneğin 4 satırdan oluşsun. Kaç sütundan oluşsun? Yani genişliğini aslında veriyoruz burada. Örneğin 30 verelim. Formuma gittiğim zaman bakın şöyle bir görüntüyle karşılaşıyor olacağız. Burada da kişi şöyle bilgisine girebiliyor olacak arkadaşlar. Bu bağlamda bir de ben şeyi göstermek istiyorum. Butonu göstermek istiyorum ama buton şeyle daha anlamlı hale geliyor. Burada da bu arada bir BR koyalım ki. Şöyle bir BR koyalım. Alt alta gelmiş olsun. Evet gönder. Şuraya da bir BR koyuyorum. Onun altına giriyorum arkadaşlar. Şöyle de input dedim. Buton oluşturabiliyoruz. Buton görünümünü o submit gibi. Örneğin buna da
kaydet diyelim. Burada şu görüntüde bakın şöyle bu ne oluyor? Şurada gönder gelmesinin nedeni default olarak submit'in Türkçesi tarayıcımızda o geliyor. Ama sen onu değiştirebilirsin. Value eşittir. Örneğin kaydet diyebilirsin. Baktığımız zaman bunu yanlış yazmışım. Şöyle geldiğim zaman evet bakın onu da kaydet gördük. Bakın buna tıkladığımız zaman şöyle şuna ilki hani hatırlayın. Bunu yaptığımız zaman kaydet. Bakın bir kaydetme işlemi gerçekleşiyordu gerçekten de. Şöyle ben bunu stop ve run diyeyim tekrardan. Ama aynı işlemi örneğin şu kaydet butonuna bastığımda bakın aynı işlemin burada da gerçekleştiğini göreceksiniz. Normalde biz bu işlemi yani biz bu butonları niye biz input yerine hani buton kullanmıyoruz? Kullanılabilir. Fakat hani biz genellikle hani Bootstrap'le vesaire çalıştığımız zaman zaten bunu her türlü nesneye class'larla yapıyoruz. Peki ne zaman buton kullanabilirim? Biz genellikle hani bu butonu şöyle arkadaşlar bir JavaScript yazmak için kullanırız. Yani bir JavaScript aksiyonunu gerçekleştirmek için. Şu an JavaScript'i bilmiyorsunuz. Bu yazdığım kodu da aslında bilmiyorsunuz. Önemsemeyin. Ama mesela şöyle bir JavaScript çalıştırabilirim. Alert deyip şöyle kaydete basıldı. Yani butona bastığım zaman bu işlemi yapsın diye. Peki ne yapıyor? Bu alert mesaj vermeye yarıyor JavaScript'te. Dolayısıyla ben şuna tıkladığımda şöyle şu butona tıkladığımda bakın kaydete basıldı şeklinde bir sonuç alıyorum. Şöyle geldiğimde şöyle erkek BMW şöyle şöyle bakın şu butona bastığımda aslında kaydetme işlemini yapıp formun da içinde olduğu için submit'i şu an için gerçekleştiriyor. Ama dediğim gibi butonu genellikle JavaScript çağrıları için kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de HTML5 ile gelen form kontrolleri var ki birazdan onlara bakalım.